Biz bütün bu süreç içerisinde sanatçılar olarak ve dayanışmadan arkadaşlarımızla olmak suretiyle neler yaşadığımızı, sürecin işleyişini nasıl gördüğümüzü, kaygılarımızı ve çözüm önerilerimizi dile getirdik. Sayın Başbakanımız bizi bütün bu konuşmalarımız sırasında dikkatle dinledi ve nihayetinde bir takım sonuçlara vardık. Bunları zaten Sayın Bakanımız biraz önce size açıkladılar. Öncelikle yargı sürecine saygılı olduklarını ve yargının haricinde davranmayacaklarını bize tekrarladılar. Eğer yargı süreci sonunda karar olumsuz olursa park açısından, Gezi Parkı açısından, eğer kışla yapılmaması kararı çıkarsa buna uyacaklarını ve burayı park olarak düzenleyip koruyacaklarını söylediler. Eğer yargı süreci sonunda olumlu sonuç çıkarsa o zaman da halk oylamasına gitmeyi istediklerini söylediler bize. Dolayısıyla bu yargı sürecinin sonuna kadar zaten herhangi bir değişiklik olmayacaktır Gezi Parkı'nda. Bunun sonrasında artık orada bulunan arkadaşlarımızın evlerine dönmelerini istediklerini, bu süreci izlemelerini ve takip etmelerini istediklerini söylediler. Artık herkesin rahat bir şekilde yatağında uyumasını ve bu gergin ortamın sokaklarda olan olayların da nihayete ermesini istediklerini söylediler. Ve en önemlisi tabii bizim de gördüğümüz, pek çok insanın şahit olduğu bu şiddet gösterileriyle ilgili bizler de kendi sıkıntılarımızı, onlar da kendi sıkıntılarını dile getirdiler. Ve bu süreç içerisinde de kim şiddet gösterdiyse, talepleri de var. Sayın Bakanımızın da bizden talepleri var. Dediler ki elinizde olan herhangi bir görüntü, herhangi bir delil ne varsa mutlaka bize ulaştırın. Taraf önemli değil. Kimin kime şiddet uyguladığı söz konusu değildir. Her taraftan olabilir. Biz bunun soruşturmasını başlattık. Sonuna kadar da yürüteceğiz. Buna da sizin bu teminatı veriyoruz dediler. Nihayetinde aldığımız sonuç herhalde. Bu kadar. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Siz artık amacın başlığının bitmesi gerekiyor. Temsilcileri burada, isterseniz onlar konuşsunlar bununla ilgili. Onlar kendi